Arkadaşlar merhaba. Bugün videomda sizlere iki bilgisayar ile nasıl yayın yapılır ve iki bilgisayar ile yayın yaparken nasıl ses aktarımı olur onları göstereceğim. Bu videoyu yapma amacım ben de iki bilgisayar ile yayın yapmaya karar verdiğimde internete girip araştırdığımda yeteri kadar bilgi bulamadığım içindi ki hala baktığımda yine bilgi çok fazla yok. O yüzden bu videoyu çekmenin yararlı olabileceğini düşündüm. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan direkt olaya geçiyorum. Şimdi sizin öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. İki bilgisayar ile yayın yapmanız için bir Game Capture kart almanız gerekiyor. Ben de Game Capture kart olaraktan HD 60S var. Elgato'nun HD 60S'i var. Siz Avermedia'da alabilirsiniz. İşte Razer'da alabilirsiniz. Yani pek çok farklı markanın Game Capture kartları olabiliyor. İçlerinde çeşitlilik de olabiliyor. Her neyse bunun bağlantılarının nasıl yapıldığını size söylemeyeceğim. Çünkü internette ufak bir araştırmayla çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ben size bu bağlantıları yaptıktan sonraki zamanda ne yapılacak onları anlatacağım. Şimdi Nvidia denetim masasına giriyorsunuz. Kendi oyun bilgisayarınızdan. Şimdi oyun bilgisayarı var bir de yayın bilgisayarı var. Oyun bilgisayarınızdan giriyorsunuz. İşte sağ tıklayıp Nvidia denetim masası diyorsunuz. Bu arada ben Nvidia ekran kartlarında nasıl yapılacağını biliyorum. AMD'de ekran kartlarında nasıl yapılacağını cidden bilmiyorum. O yüzden AMD'ci arkadaşlar kusura bakmasın ya da sizde de böyle benzerse buradan bir şekilde görüp kendinize uyarlamaya çalışabilirsiniz. AMD ekran kartlarının şeyini de bilmiyorum. Denetim masasındaki görünüşlerini falan da pek bilmiyorum. Her neyse. Şimdi bu birden çok ekran ayarına geldikten sonra sizde bu 1, 2 ve 3 ayrı bir şekilde olacaktır. Birincisi sizin bu ana ekranınız. İkincisi benim işte ikinci monitörüm var. Büyük ihtimalle sizde de vardır. İkinci ekranınızın penceresi. Üç de sizin Game Capture kart üzerindeki ekranınızdır. Yani HD 60S. Şimdi bu üçüncü 1, 2 ve 3 ayrı şekilde. Bu üçüncüye siz sağ tıklayacaksınız ayrı şekilde olurken. Kaynağı kopyala deyip 1'e seçeceksiniz. 1'i seçtikten sonra bu ikisinin birleştiğini göreceksiniz zaten. Burada sonra uygula diyeceksiniz ve işler bitecek. Bunu yaptıktan sonra atıyorum mesela monitörler arasında hertz farkı olabiliyor. Atıyorum işte 144 Hz oyun bilgisayarınızın monitörü ve yayın yaptığınız bilgisayarın monitörü 60 Hz'tir. Yani arada bir hertz farkı varsa bunu düzeltmek adına şunu yapıyorsunuz. Geliyorsunuz görüntü ayarları diyorsunuz buradan. Aşağıya çekiyorsunuz. Gelişmiş görüntü ayarlarından kendiniz burada şu ekranı küçülteyim daha da okunaklı olsun görünsün. Ekran birleşim görüntü bağdaştırıcı özellikleri diyorsunuz. Benim mesela monitörüm 240 Hz. İşte onu yaptığım ilk zaman da 60 Hz ya da 144 Hz düşüyordu. Bunu tekrar 200'e çıkartıp uygula diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Bunu bitiriyorsunuz. Onun haricinde bir diğer mevzum. Bu da çok önemli. Mesela siz işte bir bilgisayarda oyun bilgisayarınız ekranıyla işte ikinci monitörünüzün ekranı farklı oluyor. Genelde birinde oyun oynuyorsunuz. Diğerinde de işte Twitch'teki chat'i okuyorsunuz. Ondan sonra gelen bağışları falan filan okuyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ikinci bilgisayarınızda genel olaraktan. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben kendimden örnek vereyim. CSGO oynuyorum. CSGO'yu da düşük çözünürlükte oynuyorum. CSGO'yu düşük çözünürlükte oynarken ekran kendi kendine küçüldüğü için ikinci ekranımdaki açık olan pencereler, sayfalar falan da birbirine geçiyorlar. Ya üst üste biniyorlar ya da böyle monitörün dışına çıkıyor falan. Yani sizin oyuna girmeden önce bıraktığınız gibi kalmıyor yani. Öyle stabil bir şekilde durmuyor. Bunun önüne ben nasıl geçtim? Mesela eğer ki masanızda yer varsa ikinci monitörünüzü sağ taraftan sol tarafa alıyorsunuz. Ve burada da bunların şeysi böyle değil de işte 1 ve 2 ayrı bir şekilde. Yani 1 ve 3 başta oluyor, solda oluyor. 2 sağda oluyor. Genelde böyle olur. Hani konumlandırması böyle oluyor. 2'yi başa alıyorsunuz. Zaten monitörünüz solda olduğu için ikisini yani masadakini bilgisayara senkronize ediyorsunuz bir bakıma. Bunu yaptıktan sonra şey oluyor, sorun düzeliyor. Yani siz burada oyuna girseniz de ikinci monitörünüzdeki sayfalar, şunlar bunlar hiçbir şekilde bozulmaya yaşamıyor. Tabi bu düşük çözünürlükte oynuyorsanız normal bir oyunu. Bir oyunu 1900'e 1080'de oynuyorsanız yani monitörünüzün kendi önerilen çözünürlüğünde oynuyorsanız böyle bir sıkıntı olmuyor. Ama böyle bir şey yapıyorsanız da bunu yapmanız lazım. Tabi bu sorunun pek çok farklı çözümü olmuş olabilir. Onları bilmiyorum. Fakat ben kendim böyle çözdüm bu sorunu ve bu sorunu yaşayan arkadaşlarım olduğunda da bunu yapmalarını söylediğimde onlar da sorunlarını böyle çözdü.
Şimdi iki bilgisayarda yayını işte görüntüyü aktarma olayını anlattım. Bunu zaten çok yani internet araştırma yaparak da kendiniz bulabilirsiniz. Hatta bu konuyla alakalı işte Teknopat üzerinde benim makalem var. Videonun altına da o makalenin linkini bırakırım. Oradan da girip bakabilirsiniz işte detayları falan filanı. Her neyse şimdi ikinci konuya geçiyorum. Bu ses konusu. Ses konusu görüntü konusundan daha karmaşık ve daha önemli olduğu için ses konusuna biraz daha fazla vakit ayıracağım. Şimdi biz sesi oyun bilgisayarından yayın bilgisayarına, oradan da yayına aktarabilmek için VoiceBatter adlı programı kullanıyoruz. Yani bunu kullanmanız lazım. Ya bu VoiceBatter'ın mantığı ne? İşte hani normalde mikserler, şunlar bunlar vardır. Çeşitli işte ses aktarım şeyler vardır. Bunu dijitalleştirmiş VoiceBatter programı. Yani bu bir nevi mikser gibi bir şey. Hani öyle diyeyim size. Mikser bilen arkadaşlar zaten bunu kendi başlarına yapmışlardır da bilmeyen arkadaşlar işte bu videoda nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi VoiceBatter bu kurabilmeniz için önce VoiceBatter'ın programına giriyorsunuz. İşte Google'a VoiceBatter bana ne yazıyorsunuz? Bana da programını indiriyorsunuz. Aynı zamanda Virtual Audio Cable programını indiriyorsunuz. Virtual Audio Cable'ı neden indirdiğinizi ben size daha sonra açıklayacağım ilerleyen dakikalarda. Bunları indirdikten sonra setuplarını yönetici olarak çalıştırıp kuruyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırmadığınız zaman hata veriyor saçma sapan. 2-2 iş yapmayın diye direkt yönetici olarak çalıştırın ve setupları kurun. Setupları kurduktan sonra mesela her setup'ı kurduktan sonra size diyecek ki işte bilgisayarı restart atın. Bananayı kurduktan sonra restart atmayın. Cable programını da kurun. İkisini kurduktan sonra restart atın bilgisayarınıza. Restart atıp geldikten sonra yapacağınız şey de şu. Öncelikle bilgisayarınızın hoparlörüne geliyorsunuz. Yani kendi hoparlörüne. Burada işte ses efekti, kayıt var. Kayıttan yürüte görüyorsunuz. VoiceBatter'ı indirdiğiniz için burada VoiceBatter Input, Output ve Cable Input seçeneklerini, simgelerini göreceksiniz. Burada VoiceBatter Input'u varsayılan olarak işaretliyorsunuz. Benim burada ayrıca Elgato'nun Sound Capture'ı da inik olduğu için bende Elgato'nun Sound Capture'ındaki hoparlör de varsayılan olarak gözüküyor. Bu ikisi birbirini etki etmiyor. Bende ikisi de varsayılan olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Yani buna pek fazla takılmayın. Kayıtta da şu var. Bende işte mikrofon olarak ayrı bir Razer'in Seyran X'i var. Onu kullanıyorum. Onun haricinde kulaklığımın mikrofonunu kullanıyordum ilk zamanlarda. HyperX'in. O da hala burada duruyor. Şimdi başka bir açıklama yapayım size VoiceBatter ile alakalı. Mesela bu VoiceBatter'daki işte sestir, mikrofondur falan, kulaklık mikrofonu bu tarz ekipmanları düzgün bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız, yani VoiceBatter üzerinde görünmesini istiyorsanız bu ekipmanların şeyleri çıkışlarının USB uçlu olması gerekiyor. Yani jack uçlu olmaması gerekiyor. Çünkü jack uçlu olursa bunları görmüyor VoiceBatter. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden sizin ekipmanlarınız şeyse, jack çıkışlıysa bunları bir aparatla, USB'ye dönüştürücü aparatla değiştirebilirsiniz. Ya da artık ürünlerinizi değiştirmek istiyorsunuz ya da yeni bir ekipman almak istiyorsanız da USB çıkışlı ekipmanlar almanız gerekiyor. Böyle bunun da notunu düşmüş olayım. Her neyse. Şimdi burada siz VoiceBatter'ı açtığınız zaman da size buraların hepsi bomboş gelecektir. Ben size bu şeylerin mantığını anlatayım ilk baş. Hani neyin ne işe yaradığını falan söyleyeyim. Şimdi bu A1 dediğimiz olay sizin kendi oyunu oynadığınız bilgisayarda duyduğunuz sesler. A2 ise sizin duyduğunuz seslerin yayına aktarıldığı yerler. Yani bu kanal sizin buradaki sesiniz yayın bilgisayarının oradan da yayını aktarmanızı sağlayan kanal. Bu. Bu A1 kanalı ise sizin normal sesleri işte video izlerken ya da oyun oynarken duyduğunuz sesleri size duyuran kanal. Bu. Şimdi burada 3 tane farklı hardware input seçeneği var. Hardware input 1 de mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Benim mikrofonum ayrı olduğu için ben burada mikrofonumu ayrı seçiyorum. Sizin mesela mikrofonunuz işte kulaklığın mikrofonudur. Mesela böyle çıkıyor benim HyperX eskiden olduğu için ya da HyperX takılı olduğu için bu da hala duruyor. İşte kulaklığınızın mikrofon bölümünü seçiyorsunuz. VDM seçin. MMA seçmeyin. VDM daha kaliteli ses verdiği için VDM seçiyorsunuz. Bu Hardware Input 2'de ben TeamSpeak ve Discord'umu koyuyorum. Burada da ben o indirdiğimiz Cable Output var ya, VoiceBatter ile birlikte indirdiğimiz, onu seçtim. Bunu burada seçtikten sonra kendi TeamSpeak ve Discord'unuzun hoparlör çıkışlarında Cable'ı seçmeniz gerekiyor.
Bunu yapmamın amacı yayın esnasında atıyorum Teamspeak veya Discord'daki seslerin gelmesini istemediğim zamanlarda oluyor. Eğer siz bu sesleri takmıyorsunuz yani gelsin gelmesin abi bana fark etmez diyorsun. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yapmanız sizin faydanıza. Hani yarın bir gün lazım olur falan. Şimdiden yapmışken tam yapın olsun bitsin. Her neyse şimdi ben size bu iki kanaldaki bu abilerin, A2'lerin falan filan ne olduğunu da anlatayım. Şimdi öncelikle şu var. Mikrofondan başlayayım. Mikrofonda bak diğerlerinde ortadayken bu kırmızılık biraz sola kaymış. Bunu sola kaydırırsanız sesinizin bası artıyor ve doygunluğu daha artıyor. O yüzden daha net ve güzel bir ses çıkıyor. Bunu sona getirmeyin abi. Getirirsiniz çok farklı bir ses çıkıyor. Olmuyor. Denendi bu. Yani bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Buradaki A1 var ya, A1'i tıkladığınız zaman da kendi konuştuğunuzun sesini duyduğunuz için kendi kendinizi ayarlayabilirsiniz. Hani size hangisi güzel geliyorsa böyle siz sesiniz hangi noktada iyi ise o noktada durduruyorsunuz. Burada gate var ve comp var. Gate sizin arttırmanız gerekiyor. Çünkü işte öksürdüğünüz zaman, hapşırdığınız zaman, işte burnunuzu çektiğiniz zaman falan ya da atıyorum klavyeye bastığınızda çok fazla ses gittiği zaman falan bunları önlemek adına gate atıyorsunuz buraya. Ben gate'i 4 olarak atadım. Siz daha fazla ya da daha aşağı atayabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Kendinize kalmış. 4 benim için ideal olduğu için ben 4'te bıraktım. Şimdi bu kanallardaki A1 ve A2'nin ne işe yaradığını söyleyeyim size. A1 şuradaki mantık gibi işte bu bilgisayardaki sesler. A2 de buradaki sesin yayın bilgisayarına aktarılması, oradan da yayına aktarılmasını sağlayan kanal. Şimdi mikrofonumuzun sesini kendimiz duymamak için A1'i kapatıyoruz. A1 açık kalırsa o zaman konuştuğumuzu kendimiz duyuyoruz. Çok saçma sapan bir hal alır işler. O yüzden A1'i kapatıyoruz. A2 açık kalıyor. A2 çünkü benim konuştuğumun yayın bilgisayarına gitmesi gerekiyor. A2 o yüzden açık bırakıyorum. Burada Teamspeak ve Discord'da A1, A2 açık kalıyor. A1'in açık kalması lazım çünkü konuşulanı duymanız için yani kendiniz duyabilmeniz için A1'in açık kalması gerekiyor. A2'de de sesin yayına gitmesini istiyorsanız, o arkadaşlarınızın konuşmasının yayına gitmesini istiyorsanız A2'yi açık tutarsınız. Gitmesini istemiyorsanız A2'yi kapatırsınız. Bu da böyle. Hardware input 3'te hiçbir şey yok. O yüzden buraya dokunmayın. Burada virtual input kısmında sizin bilgisayarınızın ana hoparlörü burayı şey yapıyor. Burada A1 ve A2 açık olmak zorunda. A1 sizin kendinizin duyacağı işte video izlerken, oyun oynarken falan oyunun sesleri ya da videonun sesini A1 ile duyuyorsunuz. A2 de bu seslerin yayına aktarılmasını sağlıyor. O yüzden A2'nin de açık olması gerekiyor. Bu ikinci de A1 ile A2 açık olması gerekiyor. Bu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu ikisinde de iki kanalda da A1 ve A2'nin açık olması gerekiyor. Size böyle diyeyim ben. Şimdi bu taraf bitiyor. Burada başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. Buraya geliyorsunuz abi. A1, A2 ve A3 var. Şimdi A1 sizin şey yaptığınız, dediğim gibi bahsettim zaten kanalların ne işe yaradığını. Buradan hoparlörünüzü seçiyorsunuz. Yani takılı olan hoparlörünüzü seçiyorsunuz. Bende HyperX var. HyperX seçiyorum. Burada KS seçiyorum. Yine VDM ya da MMA değil. Çünkü KS daha kaliteli. A2'de de kullandığınız capture kartın VDM seçeneğini seçiyorsunuz. Zaten başka seçenek çıkıyor. Bir de MMA seçeneği çıkıyor da VDM seçiyorsunuz. Artık bende Elgato var. Burada Elgato çıkıyor. Sizde diğer markalarınki çıkmak zorunda. Çıkmazsa sıkıntı vardır demektir. Yani onu tekrardan bağlantılarını falan kontrol edersiniz. Oradan öyle yaparsınız. Sonrasında bazı kişilerde işte bazı videolarda görüyorum ben İngilizce kaynaklı videolarda V-Band'den işte mikrofona yarın falan filan yapıyorlar. Bunların hiçbirisine gerek yok. Bunu yaptığınız zaman da abi direkt şey oluyor zaten. O adamların V-Band üzerinde yaptığı sıkıntıyı böylece gidermiş oluyorsunuz. Şimdi bütün bu ayarları yaptıktan sonra menü kısmına giriyorsunuz ve burada Auto Restart Auto Engine'e tık atıyorsunuz. Sonra System Tray'e de tık atıyorsunuz. Bu System Tray'e tık atmanızın sebebi şu. Siz bilgisayarla birlikte VoiceMeter açılmak zorunda. Yoksa açılmazsa siz atıyorum bilgisayarı açtınız, oyuna girdiniz ya da işte video izleyeceksiniz. Ses gelmez. Bu sefer değişik triplere girersiniz. Yok işte kulaklığım bozuldu, ne oldu ki falan filan diye. O yüzden bu tarz olaylara sebebiyet vermemek için bu sistem tray'e tık atmanız gerekiyor. Şimdi siz bu ikisine tık atıyorsunuz. Aynı zamanda bu yaptığınız bütün ayarları save settings diyorsunuz ve kaydediyorsunuz işte bir yere. Ben yayın 1 olarak kaydettim. İstediğiniz şekilde kaydedebilirsiniz. Onun haricinde işte atıyorum bunu seyredikten sonra kendi kendinize deneme yapıyorsunuz. Tamam kurcalıyorsunuz programı bakalım nerede ne var mantığıyla. Ve
Sonrasında işte olaylar dönülmez bir yola giriyorsunuz, tamam mı, voice meter üzerinde. Hiç dert değil, direkt buraya geliyorsunuz, load setting diyorsunuz. Burada zaten kaydettiğiniz bir yapılı düzenli bir ayar var. Ona tıklıyorsunuz, yani bunu tekrar load ediyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Ve eski halini alıyor, o kaydettiğiniz şekli alıyor. Bu da böyle. Şimdi bir diğer mevzu, yani arkadaşların sıkıntı yaşadığı mevzu şu. V-Band'de bunu da yapıyorlar ama buna dediğim gibi gerek yok. Yayın yaparken size donate geliyor, işte bağış geliyor, abone oluyorlar falan. Bunların gifleri ekranda çıkıyor fakat size sesi gelmiyor. Siz ses duymadığınız için o an oyunda odaklısınız mesela. Adamlarınkini okuyor musunuz, edemiyorsunuz. Yani anında tepki veremiyorsunuz mesela. Onları önlemek için, yani duyabilmek için bunları, normal tek bilgisayarda yayın yaparken bunların hepsini rahat bir şekilde duyuyordunuz. Ama iki bilgisayarda görüntü oluyor, ses olmuyor. Onu çözmek adına da şöyle bir şey var. Bunun üzerinden yapmıyorsunuz bunu. Geliyorsunuz, Streamlabs'e abi buradan giriyorsunuz. Girdikten sonra bu ekrana giriyorsunuz. Sonra widgets var. Widgets'e tıklıyorsunuz. Sonra Alert Box'a geliyorsunuz abi. Sonra burada çıkıyor. Şimdi ben yayınlarımda follows'u göstermiyorum. Ondan sonra raid'i göstermiyorum. Redemption'ı göstermiyorum ve merch'i göstermiyorum. Diğerlerini işte sub'dır, resub'dır, donate'dir, host'dur, bit'tir, bunları gösteriyorum. Şimdi size bunu örnekle açıklayacağım. Mesela subscribe yapıyorum bunu. Mesela ekranda görüyorsunuz şu an fakat ses gitmiyor. Ya da işte donate'i yapıyorsunuz burada. Ekranda gözüküyor fakat ses gitmiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunları yaptıktan sonra bu hepsini, bu tikleri kaldırdıktan sonra, yani gerekliyse gerekli olanları tikledikten sonra launch'u açıyorsunuz. Buradaki yeşil ekran buraya geliyor ve siz buradan teste basıyorsunuz ve burada çıkması lazım. Mesela bunu açtıktan sonra direkt aşağı alır da test ederseniz yine sesler çıkmaz. Burada yeşil ekran açıkken sizin bunu, mesela tüm tekrar şunu yapayım. İşte mesela bunu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra, yani bir kere bu yeşil ekranda çıktıktan sonra aşağıya alıyorsunuz bunu abi. İkinci ekranda duruyor bu genelde. Aşağıya aldıktan sonra bundan sonra her neyse, işte bit geliyor mesela. Bitler, ondan sonra hostlar, bağışlar, saplar falanlar filanlar, hepsinin sesini duyuyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde voice meter'a bir ses adama aktarma, atama hiçbir şey kalmıyor. Bunu da böyle yapıyorsunuz. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Genel hatlarıyla olay bundan ibaret. Siz tabi yabancı kaynaklara da bakabilirsiniz. Fakat benim bu videoyu çekme amacım, hani bu işe başlayacak olan arkadaşların yeterli seviyede bir bilgi bulamayacaklarını düşündüğüm için çekiyorum. Hani ben zamanında çektim, böyle deneme yanılma yöntemleriyle falan filan yaptım bir şekilde. Benden sonra bu işi yapacak arkadaşlar bu tarz sıkıntılara düşmesin diye bu videoyu çektim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. Hepinize yayınlarınızda başarılar diliyorum.